Doktor Bana Doğruyu Söyle başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan gebe veya emziren kadınların çalıştırılma şartlarına dair yeni yönetmelik yürürlüğe girdi. Buna göre gebe ve emziren çalışan günde 7,5 saatten fazla çalışamayacak. Uzmanlar masa başında çalışan hamilelere 2 saatte bir 10 dakika yürüyüş yapmalarını öneriyor. İş yerindeki strese dikkat. Anne adaylarının ruhsal durumu bebeğin gelişimini etkileyebiliyor. Bebek için en iyi besin anne sütü. Dünya Sağlık Örgütü annelere bebekleri 2 yaşına gelene kadar emzirmeyi öneriyor. Çalışan anneler 1 yaşından küçük bebekleri için günde 1,5 saat süt izni kullanabiliyor. Doktor Bana Doğruyu Söyle. NTV Radyo stüdyolarına hoş geldiniz. Ben Öykü Özdoğan. Bu haftaki Doktor Bana Doğruyu Söyle programında çalışan anne adaylarını ve çalışan yeni anneleri konuşacağız. Gebelik ve doğum sonrası çalışan kadınların yaşadıkları sıkıntıları, nelere dikkat etmeleri gerektiğinden bahsedeceğiz. Stüdyo konuğumuz kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Profesör Doktor Teksen Çamlıbel. Hoş geldiniz stüdyomuza. Hoş bulduk efendim. Sorularınız varsa bize ulaşabilirsiniz. 0212 335 47 20. Tekrar edeyim. 0212 335 47 20, nolu telefondan bize ulaşarak sorularınızı iletebilirsiniz. Aynı zamanda canlı yayında açtığımız Twitter ve Facebook hesaplarımızdan da bize sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Facebook/NTV Radyo ve Twitter/NTV Radyo sosyal medyadaki adreslerimiz. Hocam tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün çalışan gebeler ve emziren annelerden bahsedelim istiyoruz. Ne güzel, tamam. Çok soru var bununla ilgili. Özellikle de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın çalışan hamileler ve annelerle ilgili yönetmeliği değişti biliyorsunuz. Evet. Bunlardan da konuşalım istiyoruz. Şöyle başlayalım. Hamilelik her kadın için farklı bir süreç. Hormonlar değişiyor, fizyoloji değişiyor, ruh hali değişiyor. Dolayısıyla doğal olarak tüm bu değişimler yaşanırken aslında bir yandan da normal çalışma hayatına devam etmek durumunda bazı kadınlar ve artık bu tercih ediliyor zaten bir yandan da. Dikkat etmemiz gereken şeyler artıyor tabii iş yerinde. Siz hamilelerin çalışmasıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ve anne adayı son güne kadar iş yerinde kalabilir mi, kalmalı mı? Şimdi tabii keşke ne kadınlar ne erkekler hiç çalışmasa ve herkes hayatını güzelce geçirse. Ben çok tercih ederim. Öyle bir hayat yok tabii. Böyle bir hayat yok. Şimdi 20. yüzyıldayız. Yani bir kadına hamile kalırsan çalışma sözünü söylemek zaten gereksiz ve pratik de değil. Yani sonuçta biz bunu kabul edeceğiz. Hamile kadın da çalışacak, olmayan da çalışacak, hepimiz çalışacağız ama nasıl koşulları ideal hale getirelim ki bir zarar vermeyelim. Benim yaklaşımım genelde şöyledir. Yani çalışan kadınlar ben çalışmaya devam etmelerini ama bir takım önlemler almalarını söylüyorum ve hep şunu belirtiyorum ki yani gebelik aslında bir hastalık değildir, fizyolojik bir durumdur. Onun için çok aşırı bir şekilde de çevre baskısıyla, anne baskısıyla, işte eşinin baskısıyla ay şunu yapma, ay bunu yapma, tencereyi mi kaldırdın, işte ayağını çıplak yere mi bastın falan olayları olmasın. Hı hı. Çünkü o da bir kadın ve normal hayatını yaşıyor aslında. Ve bu tepkileri alınca da aslında nasıl bir durumdayım ben diye de düşünüyordur mutlaka kadınlar. Hem korkuyor hem de bir suçlu kompleksi geliyor. Bir insanın hastalık gibi geliyor. 9 aylık süreç boyunca hiç ne bileyim yanlış bir şey yapmaması mümkün mü yani? Tabii ki 4 kere grip geçirecek, bir kere merdivenden düşecek. Ondan sonra bir sürü şey kaldırıp koparacak. Yani günlük hayatta bazen hani elinizde olmadan yaptığınız şeyler, bir refleks olarak bir şey düşerken tutuyorsunuz falan. Tabii modern bir kadın araba sürecek, işine gidecek, evinde bir takım işler yapacak falan. Evet, bunları ne zamana kadar nasıl yapabilir hep konuşacağız bu 40 dakika tamam. boyunca ama şunu merak ediyorum. Her kadın, her hamile kadın iş yerinden doğumhaneye gidebilir mi? Yoksa bazı durumlarda farklı mıdır bu? Çünkü artık günümüzde gerçekten karnı burnunda biz de bina içinde görüyoruz. Pek çok arkadaşımızı toplantıdan çıkıyor, doğumhaneye gidiyor. Gayet rahat 2-3 saat sonra kendisiyle konuşuyoruz. Herkes bunu yapabilir mi? Yapmalı mı? Herkes yapamaz tabii. Ama tabii biz doktorlar olarak hani doktor hanımlarımızın çoğu böyledir. Yani hastane çalışırken direkt doğumhaneye gider. Çünkü bir alt kattadır zaten. Aynen, biraz benim annem de tam dediğiniz gibi olmuş. Hastanede diş hekimi o da. Rahatı var. Hatta kadın doğumcular dolu falan. Pek şey değil. Tabii işlerine direkt doğuma gitmek biraz abartılı olabilir. Ama ben hastalarımıza genellikle yani kendi işlerine bakarak buna karar vermelerini söylüyorum. Tabii bir takım özel durumları var ki onlar da mutlaka son birkaç hafta evde kalmaları lazım. Bir de hakikaten gideceği hastanenin, doktorun bilinmesi, bu yolun da çok uzun olmaması lazım. Yani Pendik'te oturuyorsanız ve hani
Öbür tarafta bir yerde doğum yapacaksanız o başka. Veya yanınızdaki bir hastane yapacaksanız başka. O mesafe de önemli. O mesafe 3-4 saati geçmemeli. Hı hı. Ama sonuçta şöyle diyelim. Tabii yasal olarak 37. haftaya kadar, yani doğuma 3 hafta kalana kadar kadınlar çalışabiliyor. Biz de uygunsa durumları çalışabilir diye rapor veriyoruz. Arzu edenler de bu 3 haftadan sonra çalışamaz diye rapor veriyoruz. Ondan sonra hiçbir işveren 37 haftalığı geçen bir kadını çalışmaya zorlayamaz. Ama şu güzellik var tabii. Hasta da diyor ki ben son dakikaya kadar çalışayım da bütün iznimi doğum sırası kullanayım. Tabii. O da çok doğru bir şey. Ben de kadın olsam onu isterdim. Kesinlikle. Yani. Hekimle konuşurdum. Bir de ne kadar olsa da bir iş yerinde 38-39 haftalık bir hamile çalışana hiç hamile olmayan bir insan gibi davranılmıyor. Yani birazcık rahatlıyor aslında son birkaç haftada iş yerinde insanlar. Yani yani 3 aylık bir hamile gibi değil. O pek belli olmadığı için o zaten hamile değilmiş muamelesi görüyor ama. Kesinlikle. Yani doğuma bir hafta kadar hiçbir işveren o kadar kalpsiz olamaz. Gel işte 12 saat çalış da işte fazla mesai yap da yapacaksın da pazarda gel falan demez. Dolayısıyla son 2-3 hafta bence çalışabilirler isteyenler. Çok özel bir sağlık sorunları yoksa. O 3 haftayı da doğum sonrasında kullanmak evet, da mantıklı. Evet bence güzel bir şey. Evet. Peki kariyer kaygısı aslında biraz da belki bazen hırsı. Pek çok kadını bu doğum olayını ertelemesine neden oluyor. Ne zamana kadar ertelenebilir ve ne zamana kadar ertelemek mantıklıdır ve artık bir yerde vakti geldi geç kalmayayım duygusu ne zaman gelmeli evet, bir kadına? Evet şimdi öyküyorum. Tabii gazeteler de bazen basın da bu konuda bazen yanıltıcı olabiliyor. Mesela diyorlar ki işte Almanya'da 62 yaşında doğurdu. Kızıyla birlikte doğurdu falan. Okumuşsunuzdur bunları. Ya nasıl oluyor falan. Aslında bana diyor ki hocam 62'ye kadar demek ki benim vaktim var. Yok ya mı başkasının yumurtasıyla olan bir gebeliktir. Sakın öyle bir şey düşünme. Peki ne zamana kadar doğurayım sorusunun cevabı bence en doğrusu şu. Annenizin menopoz yaşını sorun. Yani biraz kızın menopozu ona benzer. Çok yoğun sigara içmiyorsanız, sigara içiyorsanız işte 1-2 sene öne alacaksın. Ama ondan -10 seneye çıkarın. Genellikle menopozdan önceki son 10 yılda dahi gebelikte bazı zorlanmalar, yumurtada bozulmalar, düşük risk artışları falan var. Dolayısıyla anneniz 48'de girmişse kabaca bir hesapla 38'ine kadar falan siz bu işi bitirmeniz lazım. Aa, enteresan. Ha, 45'ine girmişse 35. Bazen erken girmişse anneniz çok da erken. Yani en azından erteleme planı yapan insanların bize gelip aile hikayeni bir anlatmaları ve bizim bir takım özel hormonlarına bakmamız lazım. Bazı hormonlar var ki kanda iyi kötü bize bilgi veriyor. Sen iyisin daha hadi git bir sene daha hani ama hani 15 sene değil de yılda bir hatta 6 ay gibi ben öneriyorum. Gelin bize belli bir hormon var kanda yapılan ona bakıyoruz. Doğurgan iyi bir 6 ayın daha var. Doğurgan iyi bir 6 ay daha var. Böyle böyle ertelenebilir. Sonuçta net bir yaş vermek zor ama bu anlattıklarım herkes planlar ve ederse gebeliği çok geciktirmemek gerektiğini biliyoruz. Bir de şu var tabii çalışan ve kariyer sahibi bir kadın kendini başarılı buluyor. Başarılı da zaten belli basamakları çıkmış. Hani hayatta pek çok şey yapabiliyor. Ne bileyim 50 kişiyi yönetiyor. Bir sürü şey becerebilen insanlar. Bunlara tabii gebe artık kalamayacaksın. Vakit geçti. İşte yumurtan bozuldu. Sözünü söyledik. Asla kabul edemiyorlar böyle bir şeyi. Hani hep başarıya alışmış ya. Böyle bir başarısızlık. Onun için bence o tarz kişilerin özellikle belli ederek ve etmeyerek bize gelip böyle zaman zaman hormon tahlilini yaptırmalarında fayda var. Peki telefon numaralarımızı bir kez daha hatırlatmak istiyorum. 0212 335 47 20 335 47 20 ne oldu telefondan bize ulaşıp stüdyo konuğumuz kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Profesör Doktor Teksen Çamlıbel'e özellikle çalışan hamile kadınların ve çalışan hamilelik sonrası yeni annelerin sorularını bekliyoruz. Hamilelik sürecinde sürekli oturmak çok da tavsiye edilen bir şey değil. Öyle değil mi? Masa başında çalışanlar için bu çok zor ama dolaşım sisteminde mi bir takım problemlere neden oluyor? Nedir bunun tam? Şimdi hamilelikte tabii karnınızın içinde bir kitle büyüyor ve bunun tabii yaptığı alt bacaklara bir basınç var. Yani damarsal sistemde bir zorlanma var. Toplar damar dediğimiz o pis kanı getiren damarların biraz daha zor bu kanı temizlemesi var. Dolayısıyla bir ödeme eğilim, pıhtılaşmaya eğilim ve dolaşımda bir yavaşlama eğilim var. Yani gebelikte pıhtı ile ilgili ciddi sorunlar yaşayabiliyoruz. Onun için önerimiz tabii bir çalışan kadın önce hani koltuğunun özel seçilmesi lazım olabilir ve mutlaka bel desteğinin olması lazım. Hı hı. Masanın böyle dirsekte bir 90 derece olacak bir yüksekte olması lazım. Yani biraz yüksek ve alçak da çok yorabiliyor insan zaman içinde. Ha, ekran karşısında ben 6 saat geçiriyorum bir zararı var mı? Bunun ispat edilmiş bir zararı yok. Hı hı. Hani oradan bir radyasyon tırnak içinde alınmıyor aslında. Ama 2 saatte bir mümkünse biraz dolaşmak veya işiniz buna müsait değilse de
Hani uçaklarda bize gösterilen bildiğimiz bacak ve ayak hareketleri vardır. Belki onlar daha sonra başka bir arkadaş tarafından da belki anlatılabilir ama işte ayağınızı germek, sağa sola çevirmek, bacaklarınızı kasmak, gevşetmek, işte elinizi bacağınıza koyup yukarı doğru çekmek, aşağı doğru ittirmek gibi ters hareketler yaparak bacaklarınızı çalıştırmanıza fayda var. Ve tabii ki ödeme eğilimli olan bir hasta grubu da vardır. Yani hamile olmasa bile hani bazı hastalar vardır ya, yani her akşam biraz ödemi vardır. Evet. Ona göre de biraz daha çok artıyor ve onların gerekirse bir varis çorabı, dizaltı bir varis çorabı giymelerini de özellikle tavsiye ederim. Peki dediğiniz gibi bunun ayrıntılarını diğer stüdyo konuğumuza sormak istiyorum. Beycim Pilates ve Grup Dersleri sorumlusu Doğa Gümüşdal bizimle. Hoş geldiniz stüdyomuza. Merhaba, hoş bulduk. Siz de kendiniz de bir annesiniz, öyle değil mi? Evet, doğru. Ben sizin karnınız burnundayken spor salonuna geldiğinizi hatırlıyorum. Evet, şimdi 3,5 yaşında oldum. Öyle mi? Evet. Maşallah. Tabii şimdi sizin iş ortamınız da bizim iş ortamımız çok farklı. Siz belki o zaman spor derslerine de giriyordunuz. Biz 9-6 yani kısa molalar dışında çok da fazla ayağa kalkıp yürümek, hareket yapmak gibi bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla sürekli masa başında oturanlar için ne yapmasını önerirsiniz? Masa başında hamilelerin yapabileceği hareketler, bazı öneriler var mı verebileceğiniz? Doktorumuz zaten çok güzel söyledi. Özellikle ayaklar hani şişeceği için, kramplar oluşabileceği için özellikle ayak hareketleri, ayak bileği hareketleri, şöyle tabir edersem hani herkes kafasında canlandırsın, hatta oturduğu yerde yapabilir. Ayak parmak ucunuzu dizinize doğru çekeceksiniz, sonra uzatacaksınız. Bunu birkaç kere yapabilirler. Sonra küçük ayaklarla daireler yapabilirler. Tersten daire yapabilirler. Dizlerini gene oturdukları yerde dizlerini tamamen gererek ayaklarını tamamen yukarıya kaldırıp indirebilirler. Siz de yapıyorsunuz zaten. Bir yandan da yapıyorum şimdi, doğru. Evet, bu tip hareketler güzel. Özellikle ayakların haricinde bir de sırt kaslarını da kuvvetlendirmek çok önemli. Hı hı. Çünkü özellikle masa başında oturanlar çoğunlukla yanlış oturuştan dolayı kamburluğa doğru giderler. Kesinlikle. Dolayısıyla daha hem hamilelikte göğüslerin şeyi de artıyor, tonusu da artıyor. Dolayısıyla daha onlarla beraber bir ekstra bir ağırlık söz konusu. Hı hı. Sırt kaslarını özellikle kuvvetlendirmemiz lazım. Ne yapabiliriz? Sırt kasları içinde yani yüzüstü yatıramayacağımız için hamilelere veya oturduğumuz yerde en azından kollarını yukarıya doğru 90 dereceye doğru kaldırıp kürek kemiklerini birleştirme. Hani her akıllarına geldiğinde daha orada da yapıyorlar, süper. Kolları tamamen arkaya doğru girip yani kürek kemiklerini birleştirmek gibi daha dik durmaya yönelik hareketler yapılmalı. Aynı zamanda da enseden yukarıya doğru hani birisi çekiyormuş gibi omurgayı uzatmaya yönelik hareketler yapılmalı. Ki en azından olsun, ama tabii tavsiyemiz sırt kasları için yer çekiminden dolayı yüzüstü yapılan hareketler. Yüzüstü yataraktan bahsetmiyorum. En azından dört ayak pozisyonda yapılan bazı hareketler yapılabilir. Evet, eve gidince yapabileceğimiz hareketler tabii onların çoğu. Nefes egzersizi olarak hamilelere ne öneriyorsunuz? Yine bu da iş yerinde yapılabilecek bir şey çünkü. Aynen öyle. Burundan alıp ağızdan nefes vermek. Çok derin nefes değil ama hani en azından böyle kendini rahatlatmaya yönelik. İşte burundan nefes al, yavaşça ağızdan nefes ver. Nefesini mesela verirken karın kaslarını biraz devreye sokarak, hani ben tamamen bir hani sıkıştırmadan bahsetmiyorum ama hafif karın kaslarını devreye sokarak bir nefes verme çalışması yapılabilir. Hem doğum için de daha sonra faydalı olabilir nefes egzersizi. Çünkü nefesi ayarlayıp özellikle normal doğum yapmak isteyenler için. Çünkü her zaman bebek büyüdükçe akciğere bir baskı yaptığı için tersten de dolayısıyla nefes darlığı olabiliyor. Doktorumuz daha iyi anlatabilir onun fizyolojik detaylarını. Dolayısıyla da hani yoga, pilates egzersizleri yapılabilir hariç, tabii ofis haricinde. Ama ofiste çok hani minik şeylerimiz var. Her zaman için tavsiye ediyoruz ki haftada 3 kere, 4 kere en azından kendilerini yormadan tatlı tatlı böyle ben yaşasın egzersiz yapıyorum modunda. Hani hiçbir şekilde şey değil. Ben eyvah kilomu artıyor, eyvah ben şeye gireceğim ya, işte nasıl toparlayacağım hamilelikten sonra falan, böyle bir duruma girmeden. Çünkü hamilelikte yapılan egzersiz sadece sağlıklı bir hamilelik geçirmek için yapılan bir egzersizdir. Hiçbir şekilde hem ne kendi sağlığını ne de bebeğin sağlığını riske atmadan işte 30 dakika olabilir, 40 dakika olabilir, kişinin tabii doktorunun iznine bağlı olarak 1 saate kadar çıkabilir. Hafif yürüyüşler, işte eğer yapabiliyorsa pilates, yoga, o tarz egzersizler, bir de yüzmeyi özellikle eğer temiz bir havuz hakikaten bulunabilirse yüzmeyi öneriyor zaten doktorlarda. Peki yüzmede özellikle yukarıya uzanmayın denir. Yüzerken, kulaç atarken uzanıyormuşsunuz gibi olmuyor mu?
Yok, onun tekniğini sonuçta doğru yaptığınız zaman değil. Sırt üstü de yüzebilirsiniz, yüz üstü de yüzebilirsiniz. Sonuçta şey değil, bu uzanma hani kolu... Yok, bir sakıncası yok. Kolu, omuzu iyice uzatarak değil de, çünkü sonuçta burada karın bölgesinde bir gerilmekten bahsederiz biz. Karın bölgesindeki gerilmeyi yapmayın dediğimiz için sorun yok. Hem de suyun kaldırma kuvvetinden dolayı özellikle ağırlaştıkça çok daha hani iyi hissediyor, ki ben kendim de yaptım. Evet. Böyle 8 aylıkken falan havuza girdiğimde aynı kadar güzel, kuş kadar hafifim falan durumuna giriyordum. O zaman uçakta yapılan hareketlerle aşağı yukarı aynı mı ofiste yapabileceğimiz hareketler? Evet, tamam. Oturarak yapılan şeylerde maalesef kısıtlı bazı şeylerimiz olsun, var. Hiç yapmamaktan iyidir. Tabii herhalde. Ki. 9-6 oturmaktan çok daha iyidir. Tabii ki. Peki, çok teşekkürler Doğa Hoca. Rica ederim. Yayınımıza katıldığınız ben için. Ben bir şey ekleyebilir miyim? Tabii, bütün bu hareketler kadar oturduğunuz koltuğun ve masanın, bir daha söylüyorum, hı hı, ortopedik olması çok önemli. Mesela ya, şu oturduğum koltuk felaket. Rahatsız mısınız? Değiştirdiniz mi? Biraz daha iyi. Olamaz. Çünkü o kadar kısa bir beli var ki. Tabii, o kadar derin ki. Mesela doğru, bir hamile bütün... Çünkü işlerin zaten şu an herhalde %80'inde kadın oturuyor bir masada. Karşısında bir ekran var değil mi? Yani bütün işler böyle yani. Tabii, neredeyse. Tabii, hepimizin öyle. Dolayısıyla hakikaten... uzun oturmadan, işte bel desteksizliğinden, işte kolların yorgunluğundan kaynaklanan o şeyi bir ayarlaması lazım. Gerekirse patrona söylesin, bana şöyle bir sandalye ve koltuk al diye, veya kendi alsın. Yani sert, beli destekleyen çok önemli. Şeyler çok önemli, evet. Çok önemli. Koltuklar. Peki, çok teşekkürler. Değicim Pilates ve Grup Dersleri Sorumlusu Doğa Gümüşdal bizimleydi. Hocam şöyle devam etmek istiyorum. Hamileyken çalışma enfeksiyon riskini de artıran bir şey olabilir mi? Çünkü sürekli kapalı alanda çalışıyoruz. Havalandırma sistemleri içinde plazalarda pek çok çalışan, toplu tuvaletler kullanılıyor. Bunun kontrolü nasıl sağlanabilir? Şimdi tabii klimaların zaten hamile olun olmayın iş yerinde sık sık denetlenmesi, filtrenin değiştirmesi lazım. Oradan sadece hamile değil, bir sürü insan, bir sürü mikrop geçebilir. Ama hamileler, vücut dirençleri daha kırıktır. Bir baskı altındadır bağışıklık sisteminin. Dolayısıyla daha kolay hastalanabiliyorlar. O yüzden mesela biz hamilelere grip aşısını hep tavsiye ediyoruz. Hı hı. Hamileyken olunabiliyor mu? Evet, hamileyken olunuyor zaten. Amerika'da bu neredeyse yani mecbur tutulan bir aşıdır. Bize çok korkarlar, ay grip aşısı nasıl olur? Hayır, bence mutlaka olmalı lazım. Grip çünkü hamilelerde direnç kırık olduğu için zatürreye ve diğer ağır hastalıklara kadar gidebilir. Ölümcül olabilir yani. İş yerine ne yapmak lazım? Tabii ki bir klimanın hemen altında oturmaması lazım bir hamilenin, ama serin bir ortamda rahatlıkla oturabilir. Bir de şimdi şu sorum var Öykü Hanım. Diyelim ki 20 kişinin çalıştığı bir ortamdasınız. Evet. Hani biri grip olsa hepsi grip oluyor. Kesinlikle öyle. 5 tanesi oluyorsa grip, onun bir tanesi mutlaka hamile oluyor. Çünkü dediğim gibi direnç kırık. Onun için o tarz tekrar vurgulamak istiyorum. Grip aşısının yapılması lazım. Ve hakikaten yanınızdaki arkadaşınızda böyle bir grip falan varsa, gerekirse hiç sıkılmadan bir maske alıp onunla da oturabilirsiniz. Bunda bir sorun, evet, yok yani. Ufacık bir ortam içinde. Hakikaten çok kötü olabiliyor. Gebelerde özellikle onu şey yapmanızı istiyorum yani, önem vermenizi. Buradan şu noktaya geliriz. Mesela gebelin gerçekten gebelik öncesi bize gelip, ben 3-4 ay sonra planlıyorum, yapacağım bir şey var mı? Olayını sormaları lazım. Aa, ben gebeyim hikayede dendiği zaman, hı hı, bir sürü yapabileceğimiz testi, yapabileceğimiz ön tedavileri yapamıyoruz. Öncesinde hazırlık yapmak lazım. Çok önemli. Bir tatile çıkarken neyimiz eksik, neyimiz değil, hepsine bakıyoruz ama evet, gebelik canım, öncesi... Sonunda bir çocuk yaratacaksınız. Onun hiç planı olmaz mı? Değil mi? Yani mutlaka baştan planlamak lazım. Evet. Bir dinleyicimiz var hatta. Onun sorusunu okay, alalım. Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, isim Arda Gökçe. Arda Bey, sorunuzu alalım. Sizi çok beklettik hatta. Estağfurullah. Şöyle bir sorum olacak. Şimdi eşim öğretmen. Şu anda 37. haftanın içerisindeyiz. Yani bu çalışamaz rapor alacağız ama... 32 ile 37. haftalar arasındaki kısmı sonraki doğum iznine eklenebilmesiyle ilgili çeşitli farklı görüşler var Milli Eğitim Bakanlığı'ndan aldığımız şeye göre. Başbakanlık Personel Dairesi'nden aldıkları bilgiye göre işte bunun öğretmenlerin bu tatil sürecinde çalıştığından söz edilemeyeceği için. Arda Bey, özür dileyerek sözünüzü kesmem gerekiyor. Bunu aslında Profesör Cem Kılıç'a sorabiliriz. Kendisi biliyorsunuz, evet, NTV Radyo'da İşten Güçten programı yapıyor. Şöyle yapalım mı? Siz sorunuzu rejiye iletirseniz, çünkü bu Teksen Hoca'nın sanıyorum uzmanlık alanına girmeyen bir konu. Biz daha sonra sizin bir şekilde programda yanıtlayabilir belki Cem Kılıç bu sorunuzu. Çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Telefon numaralarımız
numaramızı bu vesileyle bir kez daha hatırlatalım. 0212 335 47 20 telefon numaramız. 0212 335 47 20 nolu telefondan bize ulaşıp çalışan hamileler ve çalışan yeni anneler sorularını kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Profesör Doktor Teksen Çamlıbel'e iletebilirler. Hocam, çalışan gebeler için iş yerinde komplikasyon yaratabilecek durumlar var mı? Aslında çok bahsettik şu ana kadar ama çalışma koşulları nasıl olmalı? Tamam, doğru oturmak önemli, temiz bir ortamda olmak önemli. Pek çok şeyden kendini sakınıyor gebeler ama atladığım bir şey var mı daha doğrusu? Şimdi işe gelip gitmeyle başlayalım isterseniz. Lütfen. O da bize çok sorulan bir şeydir. Yani ben araba sürüp işe gidebilir miyim? İşte giderken bir çukura girersem ne olur? Bu çalışan insanların tabii her gün yaptıkları bir olay. O bakımdan rahat olmalarını ben öneriyorum. Araba tabii ki sürebilirler. Hatta hep şunu söylerim. Yani başkasının sürdüğü arabada yaşayacağın seyircen bazen daha çok olabiliyor. Hani oradan bir kedi çıksa falan, acaba gördü mü o kediyi falan diyor. Ay falan oluyorsunuz. Ama kendiniz sürdüğünüz zaman çok daha rahatsınız. Ama kemer mutlaka bağlı olacak tabii. Ve yollardaki çukurlardan da çok korkulması gerektiğini düşünmüyorum. Tabii inşallah çukursuz olur bütün yollar ama yani bir bebek bir çukura girip çıktı diye düşmez. Çok daha ciddi kimyasal olaylardan dolayı çıkıyor. Servise binebilir miyim? Çok uzun yola gidiyorum. Mesela Gebze'de çalışıyor. Servis 1,5 saat sürüyor. Evet, gidebilir. Zaten gitmek de durumunda. Ama hakikaten kendisini sıkıyorsa yolculuk, yolda biraz önce anlatılan ayak ve bacak hareketlerini oturduğu yerden de yapabilir ama sonuçta çok özel bir zararı yok. İşte 8 saati geçmemesini söylemiştik. Zaten 7,5 saat gibi bir yönetme de çıktı. Bahsedeceğiz birazdan. Ortamın stresli olması. Şimdi stressiz iş pek yok gibi. Bu da bizi esas sıkan kronik stres dediğimiz, yani hasta her gün sıkılıyor işlerinde. Belki işini çok sevmiyor. Belki orada bir mobbinge, bir tacize uğruyor. Belki bir işte patronlarız çok iyi değil, devamlı olarak böyle negatif bir enerji oluyor. Onlar kronik stres gerçekten. Annenin beslenmesini, hareketini, bütün hayatını, bütün kimyasını değiştirdiği için bazen sıkıntı, gelişme geriliği bebekte ve bazı sorunlar yaratabilir. Nasıl çözülür bu? Çok zor tabii ama en azından mümkünse daha farklı bir bölüme geçmek iş yerine veya gerekirse işi bırakmaya kadar. Annenin aslında burada bilinçli olup çok da fazla stresten etkilenmemeye çalışması gerekiyor, evet, değil mi? Evet, son ilacı olsa mutlaka. Kendi kendine belki meditasyon, gevşeme egzersizi falan onları yapabilir tabii. Peki ruh hali gerçekten bebeğin gelişimini, özellikle de karakterini etkileyen bir şey mi? Şimdi gebelik hormonları annelerde de alınganlık, kolay ağlama gibi şeyler yapabiliyor. Hep ben diyorum zaten eşlerine, önce kocaları gelir diyorum, bakın hanım 9 ay 10 gün o haklı. Sonra ne yaparsanız yapın ama sakın ki yani ona böyle itiraz edip de maraza çıkarma. Hepsine de söyledi, hocam zaten hamile olmadan da öyle diye bir şey teşvik ettiler ama yani şimdi özellikle dikkat ediyorum falan. O ne derse o haklı. Elinde değil hakikaten kadın ve bu proje sormanı, evet, bunu yapıyor. Şimdi bebekte etkileşme olur mu? Bununla ilgili bazı çalışmalar yapıldı. Mesela hapishanede kadınlarda, hani daha ne kadar stresli olabilirsiniz, hapishanedesiniz falan. Onlarda da çok ciddi bir etkileşme söz konusu değil. Yeter ki anne İşte normal jimnastiğini yapabilsin, hareketlerini ve dengeli bir beslenmesi olsun. Onun için çok ispat edilmiş bir sorun değil de inşallah bütün hamileler stressiz günler yaşar ama hani çok böyle kötü bir şey olup da kendi kendine de hadi suçlayıp, ya işte ben yapmadım da o yüzden oldu, ben işten çıkmalıydım işte çıkmadım da o yüzden oldu falan gibi yapmamak suçlu gerekiyor. Kompleksine girmesin. Beslenmeden de bahsedelim mi hocam? Tabii bahsedelim. Şimdi en çok sorulan soru iş yerindeyim. Biz işte hocam sabah geliyoruz, herkes kahveye gidiyor. Alıyor kupayı, masasına oturuyor. Ondan sonra 15 dakika yine gidiyor falan. Ben ne kadar kahve çay içebilirim? Kafeinin faydası veya zararı veya bir etkisizliği konusunda çok çalışma var. Ama yani şu an şunu söyleyebilirim. Ben günde 2 fincan çay veya 2 fincan kahve veya ona benzer miktardaki bir kolalı içeceği izin veriyorum. Bu seviyelerde bir sorun yok. Bizim onlardan korkumuşu bazen. Özellikle Amerika'da olur. Bu o kadar çok çay ve kahve içir ki kişi normal yemeğini yemez. Yani yemek dengesi bozulur. Hep toktur çünkü. Hep midesinde bir şey vardır. Mutlaka 2 litre yakın bir sıvı almak lazım. Ve hamileler 3 öğün yemenin dışında en az 2 tane de ara öğün yemeli. O bazen iş yerine zor oluyor. Çünkü bebek sık sık yendikçe büyüyen bir organizma. Dolayısıyla bir öğleden sonra ufak bir snack evden getirilebilir, belki işlerinde o müsait değil. Ne yenebilir? İşte mesela bir kap yoğurt, bir iki tane fındık fıstık veya bir meyve
yanında getirebilir hamileler. Akşam da yatmadan önce buna benzer bir şey yiyecekler çünkü. En azından 5 öğüne olayı bölmek lazım. Peki sürekli bilgisayar başında bahsettik ama elektrikli plazalarda, radyasyonlu ortamlarda, özellikle stüdyoda çalışanlardan da bahsetmek gerekirse gebeler bundan nasıl korunmalı, neler yapmalı, yoksa çok da bizim tahmin ettiğimiz gibi büyük zararları yok mu bunların? Çok ispat edilmiş bir zararı yok. Yani ekran karşısında olmanın veya cep telefonu kullanmayan normal insana zarar bir arttırmış farkı yok. Bir de şunu da ekleyeyim, hani giyim kuşam. İşte hamile tabii iş yerinde geldiği zaman hani çok dar şeyler giymemeli. Hakikaten o da biraz dolaşımı etkiliyor. Özellikle 5. aydan sonra karın da büyüdüğü için hani çok dar bluzun içine girmeye çalışmamalı. Evet. Daha rahat giysiler. Topuksuz ayakkabı biraz zorlar hamileyi. Çok topuklu da zorlar. Orta boy bir topuk giymeksi iyi olur. Bir de daha çok terleme gibi şeyler olduğu için sıcağı tahammülü artar. Pamuklu iç çamaşır giymesini öneriyoruz. Peki. Hamileliğin belli dönemlerinde bir de sabah hastalığı, bir mide bulantısı durumu söz konusu, öyle değil mi? Ama tabii iş yerinde de çok zor. Düşünün ki örneğin benim gibi yayın nöbeti olan, yayını takip etmesi gereken biri koştura koştura midesi bulandı diye tuvalete mi gitmesi gerekiyor? Çok zor ve çok zor gerçekten yönetilmesi gereken bir süreç. Sürekli de bu da anlayış beklemek de doğru mu bilmiyorum. Buna nasıl başa çıkabilir gebeler? Şimdi onunla ilgili bir diyet önerisi vermek lazım onlara. Daima tuzlu ve kuru şeyler yemeleri gerekiyor. Gerekirse bununla ilgili ilaç da verilebilir. Hı. Artı bir takım bilezikler var zaman zaman kullanılan. Onların da faydasını görüyoruz. Kola takılan böyle bir takım şeyler var. Aygıtlar var. Ama bir hamile hani her yediğini çıkarıyorsa, doğrusu bu beslenme sorunu haline gelmişse, kilo vermişse, onun mutlaka tabii gerekirse hastaneye yatıp bir iki gün serum tedavisi olup kaybettiklerini kazanması lazım. Onun sonu yok. Şöyle pozitif tarafı var. Bulantı kusmanı eğer bir teselli olacaksa, bulantılı kusmalı gebeliklerde düşük riski daha azdır. Öyle mi? Bebek daha sık yapışıyordur yani. Ama sakın kimse ay ben hiç bulanmıyorum acaba ne oldu falan demesin ama yani genellikle hani tabiatın böyle bir güzel tarafı da var o konuda. Peki sağlık açısından yapılması gerekenlerden bahsediyoruz ama biraz önce dinleyicimizin de sorduğu soruyla ilgili olarak Çalışma Bakanlığı'nın hazırladığı bir yönetmelik var biliyorsunuz. Bir düzeltme, yenileme söz konusu daha doğrusu yönetmelikte. Gebe ve emziren kadınların çalıştırılma şartlarıyla ilgili bu yönetmeliği uzmanına soralım istedik. Telefon attığımızda Profesör Cem Kılıç var. Cem Bey yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba. Programınızda işten güçten haberlerde buna değindiniz ve muhtemelen de değinmeye devam edeceksiniz belki ama çok kısaca evet. Doktor bana doğruyu söyle programı içinde birkaç bilgi alalım istedik sizden. Yönetmelikte kısaca ne gibi değişiklikler oldu ve bu her hamile için geçerli mi? Evet. Şimdi bu yönetmelik aslında İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası çıktıktan sonra hazırlanan bir yönetmelik. Sizin de ifade ettiğiniz gibi bu yönetmelik daha önce de vardı ama bir takım değişiklikler oldu. Önemli değişiklikler oldu ve tabii ki çalışan, hizmet hakkıyla çalışan herkesi kapsayan bir yönetmelik. Bu gebe emziren kadınların çalıştırma şartları, emzirme odaları, çocuk bakım yurtlarına dair bir düzenleme. Ana hatlarıyla bakacak olur isek bir defa özellikle işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği kanunu çerçevesinde bu risk değerlendirmesi yapmaları gerekiyor. Risk değerlendirmesinden de çok kez bahsetmiştik. Bütün iş yerlerinin uyması gereken bir yükümlülük. Yönetmelik buna atıfta bulunuyor ve risk değerlendirmesi yeni bir kavram. Özellikle risk değerlendirmesinde gebeleri dikkate alarak gebe çalışanları etkileyebilecek risklerin iş yerlerinde belirlenmesi gerekiyor yönetmeliğe göre. Bu önemli bir değişikliktir. Ve eğer bir risk varsa buna uygun olarak yöntemlerin, tedbirlerin alınması da yine işverenin sorumluluğu altında bulunuyor. Diğer yandan özellikle sağlık raporlarıyla ücretli izin alınması mümkün hale getiriliyor. Gebe çalışanın alacağı sağlık raporu ile daha hafif işlerde çalıştırılması mümkün kılınıyor. Buna göre gebe çalışan sağlık raporunda gerekli görünmesi halinde daha hafif bir işte çalıştırmaya başlanabilir. Bu nedenle ücretinden herhangi bir kesinti yapılamaz ve ayrıca iş yerinde eğer daha hafif bir iş söz konusu değilse gebe çalışan ücretli izinli sayılıyor. Yani bir hak kaybı burada ortaya çıkmayacak. Bir şey sorabilir miyim? Pardon, buyurun. Bir şey sorabilir miyim? Ben Doktor Teksan, merhaba. Bu merhaba. Rapor nereden alınmalı? Şimdi bu
SGK'nın yetkilendirmiş olduğu bütün devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri, ikinci ve üçüncü basamak hastanelerden alınabilir. Evet, özel hastanelerden olmuyor, onu vurgulamak istedim yani. Evet, evet. Evet. Tamam. Sağlık raporu ile gerekçelendirildiğinde diyabet çalışanın sağlığına uygun daha hafif bir işte çalıştırılması bu şartlarla mümkün olabilecek. Eğer işveren bu riayete, bu yükümlülüğe uymaz ise bu sefer çalışan kadının, bu durumda olan kadının bu yönetmelik hükümleri çerçevesinde iş mahkemesinde dava açma hakkı da ortaya çıkabilir. Ama bu tabii ki bizim istediğimiz en son şey. Diğer yandan gebe çalışanların gece çalıştırılamaması söz konusu. Bunların çalışma saatleri ayrıca düzenlenmelidir. İşverenler bu konuya dikkat ederek özellikle gebe çalışanların çalışma sürelerini iş yerlerinde ayarlamak durumundalar. Ve yine yönetmelik hükümlerine göre gebe çalışanlarımız doğuma kadar gece çalıştırılmaya kesinlikle zorlanamazlar. Eğer böyle bir zorlama yine söz konusu olacak olursa iş kanunu hükümleri haklı sebeple fesih imkanı ortaya çıkacaktır. Yeni doğum yapan kadın çalışan bir yıl boyunca gece çalıştırılamayacağı gibi sağlık raporu mevcut ise rapor boyunca da gece çalıştırılamayacak. Ayrıca bir diğer düzenleme de gebe çalışanların günde 7,5 saatten fazla çalıştırılamamasıdır. Dolayısıyla gebe çalışanlar ara dinlenmeleri hariç en fazla günde bu yönetmelik hükümlerine göre 7,5 saat çalıştırılacaklar. Peki Cem Bey, bu her hamile, her gebe kadın için geçerli mi? Her iş yeri için geçerli mi 7,5 saat kriteri? Tabii ki bu söylediklerim bütün iş yerleri açısından geçerli. Hizmet akdine dayalı olarak çalışılması durumunda. Peki, yani iş kanunu hükümleri çerçevesinde kapsama giren bütün gebe çalışanlar buna uymak durumundalar. Bu süreç, bu proses nasıl başlamalı? Hamile çalışan insan kaynaklarına, iş yerine, patronuna gidip bilgi verip sonrasında 7,5 saat çalıştırılma tabii ve diğer... Tabii ki gebe raporunun işverene verilmesi gerekiyor. Ondan sonra bu yönetmelik hükümleri gebe çalışan için devreye girecektir. Peki iş yerinde bu yönetmeliğe bahsedilen maddelere uyulmuyorsa? Biraz önce de söyledim. Bu çalışana haklı sebeple fesih hakkını tanır. İş kanunu hükümleri çerçevesinde. Sağlık koşulları sayılmaktadır iş kanununda. Sağlık koşullarına riayet edilmemesi. Bu iki taraf için de, işçi ya da işveren tarafı için de haklı sebeple fesih imkanını ortaya koyar. Şimdi burada gebe çalışana ilişkin getirilen bu yönetmelik hükümleri tamamen kadın sağlığı açısından ortaya konulmuş olan hususlardır. Demek ki bunlara riayet edilmemesi durumunda çalışanın iş mahkemesinde dava açma hakkı bulunmaktadır ve büyük bir ihtimalle bu davayı kazanırlar. Kıdem tazminatı dahil bütün alacaklarını alıp o iş yerinden ayrılabilirler. Peki. Teşekkür ediyoruz. Ha, buyurun buyurun. Bir şey daha var. İsterseniz ben onları da söyleyeyim. Lütfen lütfen. Yönetmelik, bunu geçtiğimiz günlerde de yazmıştım. 100-150 kadın çalışanın bulunduğu iş yerlerinde çalışma yerinden ayrı ve en fazla 250 metre uzaklıkta bir emzirme odasının kurulmasını emrediyor. Emzirme odası vardı zaten ama burada bu 250 metre koşulu geldi. Bunun dışında yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun 150'den çok kadın çalışanın bulunduğu iş yerlerinde 0-6 yaş çocukların bırakılması ve kadın çalışanların çocuklarını emzirmeleri için yine çalışma yerinden ayrı bir yurdun kurulması gerekiyor. Özellikle bu yönetmelik hükmünden ben banka şubelerinin etkileneceğini, güvenlik şirketlerinin etkileneceğini, temizlik şirketlerinin etkileneceğini düşünüyorum. Şöyle, aslında ben rakamlara baktım. TÜİK rakamlarına baktığınız zaman 50 ve üzeri çalışan 50 kadını olan iş yerleri listelenmiş. Toplamın sadece %18'i. Bunun alt kırılımlarına baktığımız zaman yani bir netlik yok burada. İstatistikler verilmemiş ama 100-150 kadın çalışanı olan iş yerlerinin sayısı herhalde %2-3'ler civarındadır tüm iş yerleri arasında. Böyle düşünecek olursak bu ne kadar insanı etkileyecek, ne kadar kadını etkileyecek? Burada bir sıkıntı var. Yalnız yönetmelik yine şunu söylüyor. Diyor ki belediye sınırları içerisinde işverene ait tüm iş yerlerindeki kadın çalışanlar toplamı esas alınır dediği için. Hı hı. Diyelim ki ben şimdi Ankara'dayım. Çankaya belediye sınırları içerisinde bir bankanın
birden çok, hatta 10'a yakın, 15'e yakın şubesi bulunabiliyor büyük ilçelerde. Hı hı. Dolayısıyla buralarda kadın çalışan sayısı bütün şubelerdeki kadın çalışanların toplamından oluşacak. Bu da demek ki bu bankalarımız için özellikle emzirme odası ve bir anlamda çocuk yurdu kurulması zorunlu gelmiş olacak. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Cem Bey. Yayınımıza katıldığınız için. Profesör Cem Kılıç telefon hattımızdaydı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın gebe ve emziren kadınların çalıştırılma şartları ile ilgili yenileme, düzeltme, revizyon yaptığı yönetmeliği ile ilgili ayrıntıları aktardı. Hocam şunu sormak istiyorum. Uyku hali ve halsizlik de gebelikte çok sık yaşanan sıkıntılardan biri. Çok ciddi bir konsantrasyon bozukluğuna, unutkanlığa, dalgınlığa neden olabiliyor. Aksi gibi bunlar. İş yerinde çok da sempatik karşılanacak şeyler değil. Nasıl başa çıkmalı gebeler bununla? Sürekli de bir anlayış mı beklemeli? En başta yapılacak şey tabii erken yatma ve uykusunu almaya çalışmaya gayret etmek. Çünkü hepimizin temposu farklı. İşte ben mesela birden önce yatmam genellikle. Hı hı. Bir sürü hanım da böyledir belki. Saat 12'ye kadar oturur falan. Hamile olunca birdenbire 10'da yatmak kolay bir şey değil. Bu hani gündüzü değiştirmek, ama bunu yapmak zorundalar. Yani özellikle gündüz uykusuzluk onları çok etkiliyorsa mutlaka güzel bir uyku almak lazım. İşte ılık bir duş alırsınız, bir bardak suyunuzu içersiniz, biraz erken yatarsınız alırsınız. Ama diyelim ki olmadı, ona rağmen var. Ona şu an yapılacak bir ilaç söyleyemiyorum. Ama tabii ki uykusuzluğu kahve veya çay içerek de yapmamaları lazım. Dediğim gibi iki fincanı geçmemesi lazım günlük kafein alımı. Dolayısıyla belki patronla konuşarak, arkadaşla konuşarak o konuda biraz anlayış isteyebilir. Peki kafeinden bahsetmişken program öncesi hazırlık yaparken okuduğum bir haber sitesinde Fransız Ulusal Sağlık Araştırma Enstitüsü bir araştırma yapmış. Hep kafeinin ve kahvenin kısmi zararlarından bahsedilir ama bu ilk kanıt olarak kabul edilmiş dünyada bilim dergilerinde bu araştırma. Kahvenin gebelikte zararlı olacağını ispatlamış. Dünya Sağlık Örgütü de hamilelere günde sizin de bahsettiğiniz gibi 2 fincandan fazla kahve içmemelerini tavsiye ediyor. Kafeinin nedir ki bu zararı? Yani kafein çok da net zararı tabii bilinmiyor ama şu tahmin ediliyor. Biz kafein içtiğimiz zaman bir çay kahve içtiğimiz zaman mesela uykusuzluk halimiz olabiliyor. Bir çarpıntı, kalp ritminde artış, ellerde hafif titreme gibi şeyler yapabiliyor. Bir uyarıcı kafein sonuçta. Bu çok aşırı aldığınız zaman gerçekten vücudu yoruyor. Dolayısıyla çocuğu da yoruyor. Annenin kalbi işte 80 atarken 100 atıyor. İşte tansiyonda böyle bir değişiklik olabiliyor. Günlük hayatta tabii konsantrasyonda değişiklik olabilir. Bir de çok fazla kafein aldığınız zaman dengeli ve güzel beslenme olayından uzaklaşıyorsunuz. Yani bir ara öğün diyorum ben mesela, bir şeyler atıştırsın hamile. Şimdi ara öğün ona göre bir kahve ise mesela biraz şeker koyup karnı tok olur ve bu ara öğünü resmen almamış olur. Biz ara öğünü onu bir proteinle işte meyveli, sütlü falan geçirmesini istiyoruz. Yani dolayısıyla kafeinin iştah kesici ve dolayısıyla karnı tok tutucu bir etkisi de var. O da normal beslenmeyi engelliyor. Ben bu arada şunu da söyleyeyim. Belki biraz önce şey yaptık. Unuttuk. İş yerindeki hani riskler dedi hocamız. Özellikle merdiven ve set olayları gebeleri daha çok etkileyen bir şeydir. Yani belli bir haftanın üzerinde merdivenden inerken ve merdivene çıkarken ayaklarınızı göremezsiniz. Öyle bir rahim büyümüştür ki yani gebe merdiveni görmeden ayağıyla iner. Dolayısıyla çok dikkatli olması tabii lazım. Hakkına tutulması lazım. Ortamda bir sigara içilmesi asla kabul edilemez. Gerçi pek yok kapalı alanlarda. Yine de arasa mutlaka kaçak olan ofisler, şunlar bunlar vardır. O konularda da bir hamilenin kesinlikle içmeyin deme hakkı var ve bununla ilgili gerekirse yasalarda hep onu koruyacak şekildedir. Hmm. Onu da çok tolere etmemesi lazım. Peki. Bir dinleyicimiz hatta, onun da sorusunu alalım. Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Yayındasınız. İsminizi öğrenebilir miyim? Merhaba, ben Semih Aslan. Merhaba, sorunuzu alalım. Benim eşim de hamile. Biz bu izni beraber kullanabiliyor muyuz? Hamilelik iznini aynı zaman dilimi içerisinde, onu merak ettim. Onun cevabını. Galiba Semih Bey aslında bu soruyu Profesör Cem Kılıç'a sorsaydık daha doğru olacaktı. Bilmiyorum hocam bununla ilgili bir yorum yapmak ister mi ama. Bir babalık izni de var. Ve bu izin alınmasının da tabii günlerini işçi kendisi saptayabilir. Ama tabii o yüzden anne adayın izni kadar uzun değil. Ama aynı günlere denk getirebilir bir kısmı.
Teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Hocam şunu sormak istiyorum son olarak. Programın da sonuna yaklaşıyoruz. Son 3-4 dakikamız. Anne adaylarına ya da yeni anne olanlara başarılı bir emzirme için neler öneriyorsunuz? Bir kere emzirme de birazcık genetiktir. Yani annenin emzirme becerisi, kendi annesinin göğüs yapısı ile ilgili bilgi veriyor. Süt üretimi ile ilgili bir bilgi veriyor. Özellikle annesi emzirememiş kişilerin bu işe biraz daha erkenden başlamaları lazım. Biz süt dostu bir hastaneyiz. Sağlık Bakanlığı bu konuda çok destek veriyor. Süt dostu demek hani felsefi bir kavram değil de bir takım prosedürleri yapmak demek aslında. Ondan sonra o sertifika veriliyor. Yani işte bu emzirme odaları, belli aralıklarla eğitim gibi. Biz gebede daima özellikle son 3'e girdikten sonra bir meme bakım ve eğitimi veriyoruz. Emzirme ile ilgili temel prensipler anlatılıyor ve bu konu tabii özellikle çok faydalı bir şey olduğu vurgulanıyor. Doğumdan birkaç hafta önce göğüs uçlarına özel bir takım masajlar ve ilaçlar veriyoruz ki cilt biraz sertleşsin ve yani kolay çatlaklar olmasın. Ondan sonra tabii annelere hep sabır ve hemen vazgeçmemelerini öneriyoruz. Geçmişte tabii çok daha kolay oluyordu işte. Anne mesela birkaç gün emziremeyince işte fazla bir uzman da yok etrafta. Süt bırakılırdı ama şimdi artık yeni doğan hemşire grupları hastanelerdeki işte özellikle süt dostu hastanelerde ciddi eğitimle doğumdan sonra da vazgeçilmeyerek günden sonra biliyorsun süt tekrar üretiliyor. Bebek o güzel anne sütüyle ilk 6 ayını, bir yılını çamasa geçiriyor. Peki son olarak şunu da sormak istiyorum. Çalışan anne koçları var son zamanlarda. Çok da ilgi görüyor anladığım kadarıyla. Ne düşünüyorsunuz? Onlarla her şey daha mı kolay? Çok destekliyorum. Gerçekten gebe bir kadının alabildiğince herkesten destek alması lazım. Kitaplardan, koçlardan, eşinden, iş yerinden çok sorumlu bir iş. İçinize bir canlı taşımak. Ve dediğim gibi bizim toplumsal kültürümüzde hamile kadın pek çok konuda yüceltileceğine suçlanır. Yani şunu yaptın olmadı, bunu yaptın olmadı. Öyle bir baskı altındadır ki zaten kendi baskısı yeter, çocuğun baskı. Bir de çevreden böyle bir baskı. Dolayısıyla böyle bir resmi koça gidip daha resmi bir eğitim alması ve onunla bir de çalışması. İşte annesinin kendisine verdiği yanlış bilgilerden de kurtarıyor. Doktoruyla o kadar yakın temas kuramayabiliyor ama gebelik ve doğum gerçekten bir koşa ihtiyacı olabilen bir şey. Yemenle, içmenle, jimnastiğinizle, işte doğum nefes alma egzersizleriyle özellikle normal doğum yaptırmak isteyen kişilerin böyle resmi bir yerde, bilgili bir yerde, gerek hastanede veya dışarıda birlikte çalışmanı çok tavsiye ediyorum. Peki süremizin sonuna geldik ama bu 40 dakika boyunca benim atladığım, sizin eklemek istediğiniz çalışan hamile veya yeni doğum yapmış annelere bir notunuz var mı acaba? En baştan başlayalım. Mutlaka gebelik planlamadan 3 ay önce bize gelin ve bir takım testlerden geçin. Ondan sonra yapılacak işte bir takım aşılar, tedaviler varsa onlar yapılsın. Çocuk çok kıymetli bir canlı çünkü. Ondan sonra da gebelik boyunca eğer çalışıyor iseniz kendinizi hasta gibi görme psikolojisinden vazgeçin. Tıbbın çok ileri olduğu, organizmanın pek çok sorunu zaten çözdüğünü bilin. Ve her şeyde heyecanlanma, işte ay kötü bir şey mi yaptım kompleksinden kendinizi kurtarın. Bu konularda daha böyle bağımsız, özgür rüz artık hekimler olarak ve pek çok destek veriliyor gerçekten anne adaylarına. Çalışma koşuluyla ilgili de hani kendinizi iyi hissettiğiniz sürece bence çok da bir gelişme geriliği bir sıkıntı olmadığı sürece doğuma kadar yakın zamana kadar da çalışabilirsiniz. Sizin için çünkü izin doğum sonrası biraz daha çok gerekli ve bu konuda biraz önce dinlediğimiz yasalar da hep anne adayından yana ve anneyi teşvikten yana. Peki çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Ben çok teşekkür ederim Ekrem, sağ olun. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Profesör Doğum yaşadığı sorunları ve alması gereken önlemleri konuştuk. Bunun üzerine sohbet ettik. Önümüzdeki hafta farklı bir konu ve konukla karşınızda olacağız. Ben Öykü Özdoğan, şimdilik hoşçakalın.